Nasıl geçti dün gece? Selim'le ilk haftanız bitti. Çok tatlı çocuk. Ha. Akıllı. Ha. Ve dün gece... İşte onu soruyorum. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım demişti. Ne çıktı, neymiş? Evet. Ha. Ben işte onu hatırlamıyorum. Nasıl? Antidepresan kullanıyorum ya. Ha. Böyle yarım bardak bira içince üstüne kafa gidiyor. Ben bir bardak içtim. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Ya çok önemli bir şey söyledi kesin. Hı. Ne diyorsun? Sence olur mu dedi. Hı. Ben cevap olarak bir şey dedim. Bu kadar hatırlıyorum sadece. Ay Açılay, çocuğa da sen bana çok önemli bir şey anlattın ama... ben hiçbir şey hatırlamıyorum denmez ki öyle. Bir şey söyleyeceğim. Evlenme falan teklif etmiş olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Ya bu yazın bir film çekecek acaba onun başrolü mü? Borç istemiş olabilir mi? Yok, borç istememiştir. Bence evlenme teklifi olabilir. Vallahi olabilir. Ay bu sezon da buralar ne evlenme teklifi yaptı be. Değil mi? Bana da şey yaptı ya. Hay Allah. Selim. Dün akşam bana söylediğin o önemli konu... Kendimi dün akşam iyi anlattığımı düşünüyorum. Evet. Evet, sen kendini çok iyi anlattın da... ben ne kadar anladım işte orası biraz. Yo, anladım. Peki düşündün mü? Çok düşündüm, inan. Ne diyorsun? Ama yani böyle pat diye sorunca da... Senin bu hikayeyi böyle olumlu algılaman beni çok rahatlattı. Yani geleceği çok keyifli görüyorum. Hikaye. Filmin var. Yaza çekeceksin. Senaryoyu verir mi okuruz? Tabii. Evet. Senaryoyu aldığımda üzerine uzun uzun konuşuruz. Hatta vazgeçtim. Senaryoyu okuma. Sürpriz olsun. Galayı izlersin. Filmi. Evet. Ben filmde oynamayacağıma göre, değil mi? Niye senaryosunu okuyayım ki? O zaman işte kesin evlenme teklifi. Senin ekonomik özgürlüğüne saygı duyuyorum falan deyince. Bir haftada nasıl evlenmeye karar veriyorsun? İşte New York'tan geldi ya. Demek ki böyle gelenek, görenek, yerleşik düzen özlediyse çocukcağız. Yani erkekler benden çok hızlı etkileniyorlar, o da var. Evet mi dedim acaba? İnsanların yazın evlenmeleri tuhaf değil mi? Mesela sen seçecek olsan hangi mevsimde evlenirdin? Nereden çıktı bu evlilik meselesi? Ya o akşam da söyledim. Fikirlerimi biliyorsun. Söyledin değil mi? Önemli olan çocuk sahibi olmak. Zaten zor bir sohbetti. Açılay, sen hala okeysin değil mi? Okey. Ne demek işe yaramamak? Siz çay kahve yapmaya mı geldiniz dünyaya? Yemek yapıyorum bir de. Hayır canım, yani başka hobiler bulun kendinize. Şey yapalım, şimdi benim çok sevdiğim bir arkadaşımın beden dili çalışması dersi var. Ona katılın, ne olur kıyamet mi kopar? Beden derken kültür fizik gibi mi? Yok ya, başka bir dans salonu bulacağım. Ama sen biliyorsun, o akşam da konuştuk, para lazım. Vallahi, ya bende de çok yok. Ne? Ya ben senden para mı istedim ya? Aşk olsun. Ancak sen benden istersin, ben sana veririm. Nicit, sen babana niye para veriyorsun ki? Yani olur da hani ihtiyacın olursa, yoksa ekonomik özgürlüğüne saygım sonsuz. Hoş geldiniz. Hazırım hocam ama hiç çalışamadım hocam. Ben hoca değilim, ben de öğrenciyim. Ya, sınıf başkanı gibi mi? Tabii. Arkadaşlar,
Bu eğitimde bazı kavramsal ve duygusal durumları konuşmadan bedenimizle anlatmaya çalışacağız. Şimdi hepiniz sıraya girin. Şöyle gelin bakalım. Güzel. Güzel. Öğrenilmiş değil. İçgüdüsel davranın. Şimdi sırayla 2-3 çiçek olup açın. Açtım hocam. Güzel. Çabasız. Orijinal. Evet. Soldan başlayarak kelebek ol. Sen bir günlük ömrüm var. Aman ne uğraşacağım. Bak. Bu değişik bir kafa. Arkadaşlar ben zaten New York'tan geldim. Bana Batı'nın beden dilini taklit etmeyin. Mesela biz çok kolay bağdaş kurarız. Değil mi hocam? Ha? Buralı oğlum. Tabii. Biz Türk'üz yani çocuğum. Batı'nın iyi taraflarını şey yapacağız, ahlaksızlıklarını şey yapmayacağız. Onlar bir kere pistir. Eve ayakkabıyla giriyorlar mesela. Hadi bakalım. Şimdi söyleyeceğim duyguları anlatın. İlk önce nefret. İşte bu. İşte bu. Yerel. Yalnız ben öyle evlenmeden çocuk yapabilecek bir tip değilim. Güzel. Aa. Sevindim. Çünkü yani o gece ne konuştuysak benim aklımda detayları pek öyle... Kim o ya? Çağatay olabilir mi? Çağatay? Hiçbir samimiyetimiz yok bizim. Dur ben bir bakayım. Felaket. Karım erken gelmiş. Neyin? Karım tatildeydi. Çat diye gelmiş. Neden bana evli olduğunu söylemedin Selim? Söyledim ya sana o akşam. Dedim böyle böyle sana uyar mı sen de tamam dedin. Ben? Allah'ım ben şu anda Tülay'ım. Sen peki niye benden çocuk yapmak istiyorsun? Ya ne çocuğu? Karımla ben çocuk yapmaya çalışıyoruz. Biz yapmaya çalışıyoruz. Sana dedim ya o akşam. Bu yüzden evlendim diye. O akşam neler olmuş ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Beden dili çalışıyoruz. Tamam. Hadi kalk. Hadi kalk. Geç böyle. Geç geç geç. Hadi başka. Öfkeyle öfkeyle. Ay ne iğrenç bir tip çıktın sen Selim ya. Hocam. Hı. Şimdi yerel diyorsunuz da nerenin yereli o da var. Hani sonuçta öyle bir şey var. Merve. Kapıyı çaldım ama. Ya duymadık, kaptırmışız. Sen yarın gelecektin. Uçak buldum, geldim. Merhaba. Merhaba Açılay. Merve, Selim.
Çok bahsetti senden. Bir gece... Kusura bakma, buraya da böyle stüdyoya çevirdim. Ne olsun. Hocam. Evet. Ben şimdi son bir şey sorup gitmek istiyorum. Çok sizi rahatsız etmiyorum. Yani. Geçen ders bir çalışma yaptık ya, hmm, nefretle ilgili. Hani Servet Hanım tükürdü değil mi? Ha. Siz onu yerel diye çok beğendiniz. Hani tam olarak nasıl bir şeydi? Şöyle bir şey miydi? Yoksa hani böyle daha erkeksi bir şey miydi? Mı yoksa direkt yüze mi isabet alan bir şey mı? Ay bunlar hani bende daha çok çeşit var, gösterebilirim. Gerek yok. Neden bana evli olduğunu söylemedin Selim? Söyledim ya sana o akşam. Dedim böyle böyle, sana uyar mı, sen de tamam dedin. Ben? Allah'ım, ben şu anda Tülay'ım. Sen peki niye benden çocuk yapmak istiyorsun? Ya ne çocuğu? Karımla ben çocuk yapmaya çalışıyoruz. Biz yapmaya çalışıyoruz. Sana dedim ya o akşam. Bu yüzden evlendim diye. O akşam neler olmuş ya? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Beden dili çalışıyoruz. Tamam. Hadi kalk. Hadi kalk. Geç böyle. Geç. Hadi başka. Öfkeyle. Ay ne iğrenç bir tip çıktın sen Selim ya. Hocam. Hı. Şimdi yerel diyorsunuz da nerenin yereli, o da var. Hani sonuçta öyle bir şey var. Merve. Kapıyı çaldım ama. Ya duymadık, kaptırmışız. Sen yarın gelecektin. Uçak buldum, geldim. Merhaba. Merhaba Açılay. Merve, Selim çok bahsetti senden. Bir gece... Kusura bakma, buraya da böyle stüdyoya çevirdim. Ne olsun. Hocam. Evet. Ben şimdi son bir şey sorup gitmek istiyorum. Çok sizi rahatsız ettim. Yani. Geçen ders bir çalışma yaptık ya, hmm, nefretle ilgili. Hani Servet Hanım tükürdü değil mi? Ha. Siz onu yerel diye çok beğendiniz. Hani tam olarak nasıl bir şeydi? Şöyle bir şey miydi? Yoksa hani böyle daha erkeksi bir şey miydi? Mı yoksa direkt yüze mi isabet alan bir şey mı? Ay bunlar hani bende daha çok çeşit var, gösterebilirim. Gerek yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk damar.